Akciğer kanseri hastasıyım. Akciğerimin sol akciğerim alındı. Tamam, geçmiş olsun. 14 alındı bu zamana kadar. Hı. Sorun şu. Ayaklarımda ve ellerimde uyuşukluk var. Hı. Bu gitmiyor. Acaba bu devam edecek midir veya gidecek midir? Hı. Artık gidermem için ne yapmam gerekiyor? Hocamdan bunu rica ediyorum. Tamam. Güzel Ve iyi soru. çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sakarya sevgiler. Öncelikle geçmiş olsun. Şunu sormak istiyorum ben de size. Akciğer ameliyatı geçirdikten sonra kemoterapi yani ilaç tedavisi veya radyoterapi tedavisi aldınız mı? Hayır efendim. Almadınız. Kesinlikle. Hiçbir ilacım Ha, dahi tamam. yok. Tamam. Ya sağlık açısından hiçbir sorunum da yok. Sadece bu var Çok bende. güzel. Tamam. Derecesini soralım mı hocam evresini? Gerek var mı? Yok. Ben Peki. hani geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Televizyondan takip ediniz efendim. Sakarya sevgiler, sağlıklı günler diliyoruz. Hocam. Kemoterapi veya radyoterapi aldın mı diye sormamın sebebi bazı kemoterapik ilaçlar hastalarda belli bir süre ellerde, ayaklarda uyuşma, hissetmeme, yani elleri bir şeyi tutarken hissizlik, elinden düşürme Düşme, gibi evet. şikayetler yapan ilaçlar vardır. Bu tür ilacı kullandın mı diye sormak istedim ama herhangi bir kemoterapik ilaç kullanmamış. Bunun için acaba hani cerrahi olduğu bölgeye yakın yerlerden geçen sinirler, hani koluna giden sinirlerde herhangi bir hasar mı oldu, herhangi bir şey mi oldu? Onu bir göğüs cerrahisi yani ameliyat ettiği göğüs cerrahisiyle önce şunu sormak lazım. Benim bu şu şekilde şikayetlerim var. Bunlar ameliyata bağlı yan etkiler mi diye sorması gerekiyor hastamızın, Cafer Bey'in. Eğer bununla ilgili bir yan etki değilse o zaman yine nöroloji doktorumuza gideceğiz. Nöroloji doktorunda kasların gücünü gösteren o spesifik bir şeydir. Hani benim branşım değil ama EMG testleri kas gücünü gösteren işte nörolojik muayenesi yapılır. Ve herhangi bir hasarın sebebi nedir? Onunla ilgili de tespitleri yapılır, tahlilleri yapılır. Ondan sonra ona yönelik tedavi verilebilir. Bazen kullandığı belki şu an biz bilmiyoruz ama kronik bir hastalığı vardır. Onunla ilgili kullandığı bir ilacı vardır. O ilacın yan etkisidir. Geçmeyen dediği Veya bir için evet. nörolojik bir defisit var, nörolojik bir hasar var. Farkında olmadan. Onun için hani ellerde ayaklarda uyuşma, keçeleşme gibi belki şikayetleri vardır. Yine bir nöroloji doktoruna gitmesinde fayda vardır diyorum.